eğitim bakanlığı. Süper. Örnek teşkil edecek bir girişim tabii ki. Hem örnek teşkil edici hem de yapılan işlerin en hayırlısı olarak düşünüyorum. Çünkü bu eğitim hizmetlerinden yararlanamamış insanları biz hayat kaynaklarından birini kaybetmiş olarak görüyoruz. Bizler de ilçenin yöneticileri olarak bu manada eğitim önündeki her türlü engeli kaldırmak zorundayız. Öyle bir hem vicdani hem de yasal sorumluluğumuz vardır. Bu kardeşimizin eğitime hevesli olduğunu okullarındaki çalışmalardan da dolayı duyduk. Okul müdürümüzün gayretli çalışmalarıyla Sabri kardeşimizin okuma yazma öğrenmek istediğini öğrendik. Ama tabii eğitim çağı geçtiği için bizim de hedefimiz ve parolamız eğitimin önündeki her türlü engeli kaldırmak olduğuna göre arkadaşlarımızla bir durum değerlendirmesi yaptık ve Sabri kardeşimize evinde bizatihi okul müdürümüzün de fedakarlıklarıyla evinde eğitim vermeye karar verdik. Ve bugün de onun okur yazarlık belgesini vermenin sevinci yanında huzur ve gururunu da yaşıyorum. Sabri'ye sorduk. Hazır kamera buradayken bir isteğim var mı? Belediye Başkanı Kaymakam Bey burada diye sorduk. Evet. Özürlü arabasıyla ilgili Kaymakam Bey'in çalışması var yönünde açıklama aldık. Bilgisayarın var mı diye sorduk. O da var dedi. Herhalde eksiği de buydu. Bu belgeydi. Ve 23 yaşında da bu belgeyi almaya hak kazandı. Evet. Şimdi Sabri kardeşimizin bundan sonraki hayat önündeki hayatının yani yaşamının önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Ben kendilerini evinde de ziyaret ettiğimde köyde evi biraz yolu ve ulaşımı sıkıntılı olan bir yerde olduğunu gördük. Benden istemiş olduğu o elektrikli sandalyenin veya motorlu sandalyenin kendisinin sağlığı açısından biraz da riskli gördüm. Çünkü yolu falan çok da iyi değildi. Bir kaza yapar diye düşündüm. Ama bana söz verdi daha dikkatli kullanacağım diye. Onu kesinlikle artık aldık. Bugün itibariyle onda bir sorun yok.